Yo ye millet, hip yip. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizler görmüş olduğunuz gibi sonuncu survival'da ama kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar siz çok fazla böyle ifşa tarzı videolar istiyordunuz. Ben de sizlere sonuncu survival Titanium'daki gizli gerçekleri açığa çıkartıyorum arkadaşlar. Ve birkaç da gelmesi gereken güncellemelerden de bahsedeceğim aynı zamanda. Bir tık karışık bir video ama sonuna kadar izlerseniz emin olun anlayacaksınız arkadaşlar. Videomuzu o yüzden mutlaka sonuna kadar izlemeyi unutmayın ki lütfen düzgün yorumlar yapalım arkadaşlar. Eğer bir yanlışım varsa güzel bir şekilde yorumlarda belirtirseniz ben de çok mutlu olurum. Yanlışlarımı düzeltmek benim en ilk görevimdir. Arkadaşlar videoya like atmayı unutmayın. Severseniz, video beğenirseniz like tuşuna basarak beni mutlu edebilirsiniz. Yorum atarak da beni destekleyebilirsiniz. Kanalıma abone olup bildirimi tüm olarak açarsanız arkadaşlar videolarımdan ve yayınlarımdan hızlı hızlı haberdar olursunuz. Videoyu paylaşarak bu videoyu daha fazla kişiye ulaşması sağlayabilirsiniz. O zaman hızlıca videoya geçelim. Siz de videoyu sonuna kadar izleyip ve güzel yorumlarınızı, like'larınızı da abone olmakla da beni mutlu edebilirsiniz. Hadi bakalım videoya geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi şu an gördüğünüz üzere bir internet sitesindeyiz. Bu Sonuncu'nun kendi resmi sitesi arkadaşlar. Şimdi ben Sonuncu sitesinde ufak bir araştırma yaparken çok ilginç detaylara rastladım. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bilmiyorum, bana ilginç geldi. Sizlerle paylaşarak da bu konuyu tartışabileceğimizi düşünüyorum. İlk önce arkadaşlar, Survival Titanium ilk açıldığı zaman 4 Mayıs 2019 Cumartesi tarihinde açılmış. Yani 4 Mayıs 2021 tarihinde ikinci yılı olacak arkadaşlar Survival Titanium'un. Neredeyse 1,5 yıldır falan filan bizlerle beraber. Şimdi burada tabii ki de çok ilginç detaylar var. İlk önceki tabii ki bunlara bakalım. Önceki belirtmeyiz ki hazırladığımız bazı sürprizleri sizlerin keşfetmenizi istiyoruz. Bu yüzden burada her içerikten bahsetmeyeceğiz. Bahsedeceğimiz aşağı içerikler aşağıda listelendiği şekildedir. Gelişmiş claim sistemi, bu bildiğimiz claim rehberi arkadaşlar, işte nasıl oluyor, claim nasıl oluşturuluyor falan filan. Bunları geçiyoruz. Bizim detayımız bunlar değil. Gizlilik dediğimiz gerçekler bunlar değil arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Burada gizli bir gerçek yok. Burada bazı eşyaların tarifleri var. Bunlar da çok gizli gerçekler değil. Asıl gerçeklerimiz burada. Özenle hazırladığımız etkinliklerimizin baş kahramanlarından kareler. Bu bir yaratık. Mob. Ama ne olduğuna dair çok da bir fikrimiz yok. Kurt adam gibi duruyor. Bir tık benziyor kurt adama. Ama oyunda yok diyebiliyorum. Bu bana ilginç geldi. Mesela bu. Bu arkadaş da benim bildiğim kadarıyla yine oyunda olmayan bir mob. Bu ağaç adam, çam adam oyunda yok. Bir örümcek. Biraz daha 3 boyutlu bir örümcek. Daha tabii ki HD gibi duruyor. Yani diğer örümcekten ziyade bu biraz daha örümcek gibi duruyor. Tarantula daha doğrusu. Bu yaratık da oyunda yok. Belki bunlar bir şekilde geliyordur bilmiyorum ama ben hiç hayatım boyunca Survival Titanium'u neredeyse 1,5 senedir, 1 senedir en az oynuyorum ve bu mobu hayatım boyunca görmedim. Akrep. Hiçbir zaman görmedim. Şurada bir akrep var. Hiçbir zaman görmedim arkadaşlar bu akrebi de aynı zamanda. Bilmiyorum, siz gördünüz mü, yorumlara yazarsanız sevinirim. Bu mobu da asla ve asla oyunda görmedim. Bu da gizli bir gerçek olsun. Şimdi burada eğer görmeyen arkadaşlar varsa burada, çünkü çoğu kişi bu etkinliklerden haberdar değil. Çünkü bu etkinlikte 1 seneden fazladır yapılmıyor. Meteor event arkadaşlar. Etrafı itemler düşüyor böyle yanarak. Şurada itemler oluşuyor. Gördüğünüz üzere meteor geliyor. Bir tane bölgeye çarpıyor ve etraf dağılıyor. Bu bir meteor eventi. Bilmeyen arkadaşlar varsa bunları da gösterelim. Birbirinden güzel yepyeni kılıçlar. Bu arkadaşlar kılıçlar 2 senedir gelmiyormuş. Yani öyle düşünün. Bu zehirli keskinlik kılıcı ve hala oyunda yok. Ve biz bunu 1.4'te bekliyoruz. Yani oyunun ilk versiyonunda duyurulmuş bir kılıç ve 2 senedir gelmiyor. Nedenini bilmiyoruz. Normalde oyunda varmış. Bak gördüğünüz üzere zehirli keskinlik kılıcı ilk versiyonunda varmış. İlk çıktığı versiyonunda varmış. Çünkü gözük gösteriyor bize. Burası Survivor Titanium Lobisi ve Okanos Türk'ün elinde zehirli keskinlik kılıcı var. Ama neden kaldırıldığı hiç kimse bilmiyor. Kan kılıcı. Bu buz perisi arkadaşlar. Yine buz perisi de oyundan kaldırılmış bir kılıç. Bunların nedenlerini dediğim gibi bilmiyoruz. Çünkü bunlar var.
Zaten ihalede de görüyoruz, ihaleye koyarken de hani bir eşyayı koyduğunuzda orada zehirli keskinlik kılıcını görebiliyoruz. Ya da ne bileyim buz perisini, ama oyunda yok, bulamıyoruz. Bunların bir oyuna giriş tarzı olması lazım. Çünkü bunlar normalde ilk versiyonda, Tirvatitan'ın ilk çıktığı versiyonda varmış. Burada zaten yine aynı şekilde yepyeni yaratıklar diyor. Gördüğünüz üzere bunları zaten biliyoruz. Bu yaratığı görmemişsinizdir, ben de hiç görmedim. Geyik galiba, anladığım kadarıyla ya lama ya geyik. Bunu zaten biliyoruz ama bunu görmüyoruz. Bunu bilmiyorum, gören var mı, ben hiç görmedim yine dediğim gibi. Bunlar bir kısım göstermek istediğim gizli gerçekler arkadaşlar. Ben bunları araştırdığımda gerçekten bayağı şaşırdım. O yüzden sizlere de, yeni başlayan kardeşlerimize de göstermek istedim. Bu Survival Time'ın dediğim gibi ilk çıktığı versiyondaki paylaşan şey. Şimdi bir Titanium 1.3.9 güncellemesine de göz atmak istiyorum arkadaşlar. Buradan da bahsedeceğim ufak tefek şeyler var. Şimdi claim kayıt logları biliyorsunuz geliştirildi. Artık yetki verip alma kayıtları da tutuluyor. Buraya kesinlikle öldürme ve ölme kayıtları da gelmeli. Bunun altını çiziyorum. Öldürme ve ölme kayıtları. Kim kimi öldürmüş mutlaka gelmeli. Bu kısım. Burada başka da arkadaşlar eklemek istediğim bazı şeyler var. Bunları da tabii ki de tekrar tekrar söyleyeceğim. Tüccar sıfır stok sorunu düzeltildi diyor. Hala bu sorun devam ediyor arkadaşlar. Birkaç tane hemen görüyorum. Hala bu sorun yine de bir gözden geçirilmeli diye düşünüyorum. Biraz daha devam edelim. Yeni Dünya Terra Premium yazan yeni bir daha premium dünyanın geleceğine bahsetmiştik. Bunu artık yapmamıza gerek, kür filtresi geliştirilmiş durumda ama hala yeterli değil çünkü oyunda 4N 4N veya işte AMN tarzında yazarak kürleri hala edebiliyorlar. Buna da bir çare gelmeli diye düşünüyorum ve sonuncunun biraz daha fazla chat mod veya tabii ki de kendi dedikleri gibi şerif sisteminden yetkileri alması lazım. Yetkili almalılar çünkü şu anda chat'in durumu bayağı vahim gibi duruyor. Balçık toplarının bilmem ne. Evet, buralara birazcık geçelim. Gezgin zaten demiştik, Time 1.4 geldi. Tekrar ekleyecek ve gazeteci eklendi ama hiç kullanılmıyor. İlk geldiği zamanlarda 3 kere falan filan kullanıldı. Ama artık gazeteci kullanılmıyor. Bu gazetecinin kullanılmaması da arkadaşlar şu andaki yetkililerin şu anda yetkililerin Titanium'a güncelleme getirmeyeceği anlamına geliyor olabilir. Bunu da bir not olarak düşmek istiyorum aşağıya doğru. Prim amacıyla söylediklerimizin farklı anlamına çekilmesi sebebiyle oyun yönetici artık oyun içerisinde güncel bakın yorumlar yapmayacağız. Arkadaşlar normalde biliyorsunuz Donduran Ateş veya işte Kaanomai bazı güncellemeleri oyun chatinden yine söylüyorlardı. Artık bunu kesinlikle yapmayacaklarını belirtmişler. Son oyuncunun resmi kanallarının aksini söyleyene kadar yapılan bütün açıklamalar geçersizdir. Yeniliklerden haberdar olmak için web sitemizde burayı takip edebilirsiniz. Bu çok doğru. Bizim söylediklerimiz, yani benim kendi yaptığım söylediklerim de zaten yanlış. Biz bunu zaten söylüyoruz. Kendi tahminlerimiz diyoruz. Bu gelse güzel olur diyoruz arkadaşlar. Kesinlikle son oyunculuğun kurucularıyla alakalı bir durum yok. Tamamen kendi tahminlerimiz, tamamen kendi isteklerimiz. Ve aynı zamanda arkadaşlar artık son oyuncunun şu işte yetkilisi şunu dedi kesin öyle olacak da bir durum yok. Son oyuncunun resmi kanallardan aksini söyleyene kadar yapılan bütün açıklamalar geçersizdir. Yani son oyuncunun herhangi bir yetkilisi bile yanlış söylüyor. Bunu orada demek istemişler. Açıkçası. Özellikle bu son zamanlar ticaret sisteminde biliyorsunuz çok fazla dolandırıcılık oluyor. İşte ticarette milletin üzerini doldurup itemini yere düşürüyorlar falan filan. Bunların sorunlarının kendisine ait olmadığını da sonuncu burada artık belirtiyor. Doğru bir şey zaten, adamlar herkesin yani 3.000-4.000 oyuncunun sorumluluğunu üstlenemezler sonuç olarak. Güzel. Bugünlük de bu videomuzda bu kadardı sevgili dostlar. Bu bölümümüzde sizlerle beraber Titanium'un gizli gerçeklerine inmeye çalıştık. Bilmiyorum ne kadar inebildik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sizler için ufak tefek araştırmalar yapıp yine bir şeyler toplamaya çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Ufak tüfak da Titanium 1.4 ile alakalı tiyolar da yine verdik. Umarım yakın zamanda Titanium 1.4 bizlerle olur inşallah diyoruz. Artık birazcık da yetkililerden şu Titanium'a bakın be Allah rızası için diyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Açıklamada sosyal medya hesaplarım ve Discord'um var. Gelmeyi unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğenin tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olup bildirim tüm arkadaşlar. Unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Kendinize dikkat edin.